Glikoliz evresi 6 karbonlu glikozun 3 karbonlu pürik asite dönüştüğü evredir. Tüm canlılarda sitoplazmada gerçekleşir ve bütün reaksiyonlarda ortak olarak, bütün solunum reaksiyonlarında ortak olarak gözlenir. Krebs döngüsü ökaryotik canlılarda mitokondrinin matriksinde gerçekleşir. Yine ETS reaksiyonları ökaryotik canlılarda mitokondrinin kristasında gerçekleşir. Bu yüzden 2 ve 3 nolu olaylar hücrenin mitokondrisinde gerçekleşir. Yalnız 1 nolu olay hücrenin sitoplazmasında gerçekleşir ve biter. Cevap A. Oksijenli solunum tepkimesi enzimlerin denetiminde gerçekleşir söyleyebiliriz. ATP sentezi sadece oksidatif fosforilasyonla gerçekleştirilir. Oksidatif fosforilasyon ETS reaksiyonu demektir. Oksijenli solunumda glikoliz evresi, Krebs evresi ve ETS reaksiyonları vardır. Hem glikolizde hem de Krebs'te açığa çıkan NAT H artılar ETS reaksiyonlarında yükseltgenerek ATP üretimini sağlar. Ayrıca Krebs'te açığa çıkan FATH2 yükseltgenerek ATP eldesini sağlar. Bunun dışında glikoliz ve Krebs reaksiyonlarında substrat düzeyinde fosforilasyon ile de ATP sentezi gerçekleşir. O yüzden sadece ETS ile ATP sentezi yanlış bir ifadedir. Ökaryot hücrelerde sitoplazmada başlar, mitokondride tamamlanır söyleyebiliriz. Glikoliz evresi sitoplazmada, Krebs ve ETS reaksiyonları ise mitokondride gerçekleşir. Krebs ve ETS ise mitokondride gerçekleşir. Organik besinin yapısındaki kimyasal bağ yıkılır söyleyebiliriz. Organik besin inorganik bileşenlere kadar parçalanır. Karbondioksit ve su inorganik maddelerdir. Bu yüzden organik besin inorganik maddeye kadar parçalanır söyleyebiliriz. Cevap B. Oksijenli solunumda oksijen mitokondriye sitoplazmadan geçer. Oksijenli solunumda glikoliz evresinde NADH artı H halinde indirgenen NAD'lar NAD artı halinde mitokondriye geçerek yükseltgenir. O yüzden sitoplazmadan mitokondriye geçer. Fosfat ve ADP birleştirilerek ATP'ye dönüştürülür. ATP'ye dönüştürülmesi için bu iki molekülün sitoplazmadan mitokondriye geçmesi gerekir. Fosfoglisteraldehit sitoplazmadan mitokondriye geçmez. 6 karbonlu glikoz 3 karbonlu pürüvik asite dönüştürülür. Pürüvik asit mitokondriye geçer. Bu yüzden cevap E. Oksijenli solunum reaksiyonlarını glikoliz, Krebs ve ETS şeklinde özetleyecek olursak glikolizde ATP sentezi olur, Krebs'te olur, ETS'de olur. FADH2 oluşumu glikolizde olmaz, Krebs'te olur, ETS'de olmaz. NADH artı H artı yani NAD'ın indirgenmesi glikolizde gerçekleşir, Krebs'te gerçekleşir, ETS'de gerçekleşmez, ETS'de yükseltgenir. Su çıkışı glikolizde olmaz, Krebs'te olmaz, ETS'de gerçekleşir. Enzim kullanılması her üç reaksiyonda da enzimler kullanılır. Buna göre sadece Krebs döngüsünde meydana gelen olay FADH2'nin oluşmasıdır. Cevap B. 6 karbonlu glikozu önce aktifleştirmek için bir tane ATP'yi harcıyoruz. Bir ATP harcadığımızda 6 karbon 1 fosfat haline gelir. Buna fruktoz monofosfat diyoruz. Sonra tekrar bir ATP'yi daha harcarız. 6 karbonlu 2 fosfatlı hale gelir. Bu molekülün ismi fruktoz monofosfat. Bu molekülün ismi fruktoz difosfat. Daha sonra molekül enzimlerin etkisiyle parçalanır. 3 karbonlu pürüvik asite, 3 karbonlu pürüvik asit asetil CoA'ya dönüşür. Daha sonra da Krebs döngüsüne katılır. Oksijenli solunum sırasında aşağıdaki moleküllerden hangisi diğerlerine göre daha kısa sürede ve daha çok net ATP üretimini sağlar? Nişastayı önce parçalamak gerektiği için uzun sürede çok ATP elde eder ama uzun sürede. Glikozdan ATP elde ederiz ancak aktifleştirmek için 2 ATP'yi harcarız. 2 ATP harcanacağı için fruktoz 1,6 difosfata göre daha az enerji elde edilir. Fruktoz fosfogliseraldehit 3 karbonlu bir moleküldür. O yüzden daha az enerji elde edilir. Fruktoz monofosfatı için bir tane ATP'yi harcamamız yeterli olacaktır. O yüzden fruktoz difosfata göre bir ATP eksik açığa çıkar. Buna göre en fazla ATP üretimi hem de en kısa sürede fruktoz difosfattan sağlanır. Cevap C. 1 ile gösterilen molekül glikolizde indirgenen NADH artı H artı molekülüdür. 2 ile gösterilen molekül yine Krebs'te indirgenen NADH artı H artı molekülüdür. Krebs'te FAD indirgenerek FADH2 haline gelir ve ETS'ye aktarılır. ETS'de oksijen kullanılır ve sonuçta su açığa çıkar. Hem glikolizde hem Krebs'te hem de ETS'de ATP üretimi gerçekleşir. O yüzden 5 ile gösterilen kısım ATP'dir. Krebs'te karbondioksit açığa çıkışı var. Onu zaten göstermiş. 1 ve 2 ile NADH artı H artı gösterilebilir. 3 ile oksijen gösterilebilir. 4 karbondioksit değildir. 4 sudur. 5 ATP olabilir. 6 FADH2 molekülüdür. Buna göre cevap C. Ökaryotik hücrelerde oksijenli solunumun glikoliz evresi sitoplazmada, Krebs döngüsü ve ETS reaksiyonları ise mitokondride gerçekleşir. Buna göre Krebs devri mitokondride gerçekleşir söyleyebiliriz. 2 karbonlu asetil-CoA 4 karbonlu oksala asetik asitle birleşerek 6 karbonlu sitrik asiti oluşturur. Sitrik asitten 5 karbonlu bileşik oluşur. 5 karbonlu bileşikten tekrar 4 karbonlu bileşik oluşur. Bu reaksiyonlar sırasında da yine karbondioksit çıkışı gözlenir. Buna göre karbondioksit açığa çıkar söyleyebiliriz. Reaksiyonun kademeleri sırasında ATP açığa çıkışı da olur. Yani substrat düzeyinde fosforilasyon ile ATP sentezi gözlenir söyleyebiliriz. Oksijen reaksiyonlara doğrudan katılır. Krebs döngüsü reaksiyonlarında oksijen reaksiyona katılmaz. Krebs döngüsünde açığa çıkan NADH artı H artı ETS'ye aktarılır. ETS reaksiyonlarında bunun hidrojenlerinin aktarılması, elektronlarının aktarılması sırasında en son elektron tutucu olarak oksijen devreye girer. Yine FADH2'nin hidrojenleri ve elektronları ETS'ye aktarılır. ETS'de en son elektron tutucu olarak oksijen görev yapar. Bu yüzden oksijen doğrudan reaksiyonlara katılır. Yanlıştır. Buna göre 1, 2 ve 3 söylenebilir. Cevap D. NAT molekülü nikotinamid, adenin, dinükleotit molekülüdür. Flavonoamid, adenin, dinükleotit molekülü de FADH2'dir. NAT ve FAT molekülleri aynı zamanda B grubu vitaminleri içerir. Bu yüzden de koenzim yapılıdır. Pürüvik asit bir karbonhidrat çeşididir. ATP'ye gelince adenin organik bazı, 5 karbonlu şeker olan riboz ve 3 tane fosfat molekülünden oluşur. Yapısında vitamin yoktur. Pürüvik asitin yapısında vitamin yoktur. 1 ve 2 vitamin yapılıdır. Yani koenzim yapılıdır. Tekrar kullanılır. Cevap C. 1 numaralı tepkime glikoliz evresidir. Glikoliz evresi tüm canlılarda sitoplazmada gerçekleşen bir reaksiyondur. 1 numaralı tepkime tüm canlı hücrelerde sitoplazmada gerçekleşir. 2 nolu reaksiyon Krebs ve Krebs'e hazırlık evresidir. Buna göre 2 numaralı tepkimenin gerçekleşmesi için solunum tepkimelerinde oksijen kullanıldığını kanıtlar söyleyebiliriz. 2 numaralı tepkimede hem karbondioksit çıkışı olur hem de NAT indirgenir söyleyebiliriz. 1 numaralı tepkimede substrat düzeyinde, 2 numaralı tepkimede oksidatif fosforilasyon görülür. 1 numaralı tepkimede SDF yani substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP eldesi vardır. 2 numaralı tepkime ise Krebs döngüsü olduğu için Burada da yine substrat yüzeyinde fosforilasyon görülür. Bundan sonraki ETS reaksiyonlarında ancak ATP eldesi oksidatif fosforilasyonla gerçekleştirilir. Bu yüzden bu ifade yanlıştır. 1 numaralı tepkime sırasında NAT indirgenir söyleyebiliriz. Buna göre cevap D. Ökaryotik hücre olduğundan dolayı sitoplazmada FAD'ın kullanılması gerçekleşmez. Krebs tepkimelerinde NAD'ın indirgenmesi gerçekleşir. ETS'de taşıyıcı moleküllere elektron aktarılması FAD için gerçekleşir. Sadece oksijenli solunumda görev alma FAD için gerçekleşir. Buna göre cevabımız eksi artı 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 şeklinde olmalı. Cevap B. Bir mayası mantarı ağzı açık bırakılan ortamda oksijenli solunum yapar. Mantar tıpayla kapatılmış oksijensiz ortamda ise etil alkol fermentasyonu yapar. Oksijenli solunumda karbondioksit ve su oluşur. Etil alkol fermentasyonunda etil alkol ve karbondioksit oluşur. 6 tane karbondioksit oluşurken oksijenli solunumda etil alkol fermentasyonunda 2 tane karbondioksit oluşur. Oksijenli solunumda ısı artışı olur. ATP açığa çıkar. Aynı zamanda etil alkol fermentasyonunda da ısı artışı olur. ATP açığa çıkar. Buna göre deney kaplarındaki glikoz miktarı farklılık gösterebilir. Oksijenli solunumun gerçekleşme süresi ile etil alkol fermentasyonunun gerçekleşme süresi farklılık göstereceğinden kullanılan glikoz miktarı da farklılık gösterebilir. Deney kaplarındaki ısı değerleri farklılık gösterebilir. Oksijenli solunumda besin inorganik maddelere kadar parçalandığı için daha fazla ısı açığa çıkar. Oksijensiz solunumda organik moleküle kadar parçalandığı için daha az ısı açığa çıkar. Deney kaplarındaki karbondioksit oranı oksijenli de 6, oksijensizde de 2 karbondioksit olduğu için farklılık gösterir. Buna göre 3'ü de farklılık gösterebilir. Cevap E. NADH artı H artı molekülleri hidrojenlerini zarlar arası bölgeye, elektronlarını da ETS elemanlarına aktararak yükseltgenir. Böylelikle NADH artı H moleküllerinin yükseltgenmesiyle ETS'ye elektron transferi yapılır söyleyebiliriz. Son elektron alıcısı olan oksijen, enerji seviyesi düşürülmüş elektronu ve protonları alarak suyu oluşturur söyleyebiliriz. Oksijen en düşük enerjili elektronu alan moleküldür. Elektron taşınması sırasında açığa çıkan enerji ısı oluşumu ve fosforilasyona yani ATP üretimine sebep olur. ETS ile ATP üretimi buradaki elektronların farklı miktarda yığılmasıyla gerçekleşir söyleyebiliriz. Matrix ve zarlar arası bölge arasında proton geçişleri olur. Zarlar arası bölgeye doğru matrixten NADH artı H ile veya FADH2 molekülüyle proton pompalanması yani hidrojen pompalanması gerçekleşir söyleyebiliriz. Buna göre hepsini söyleyebiliriz. Cevap E.